Excel'de bu şekilde tarih bilgilerini gün ve aya tek bir formülle çevirebilirsiniz. Bu iş için kullanacağımız formül İngilizce Excel'lerde text, Türkçe Excel'lerde ise metne çevir formülüdür. Text dediğinizde bakın bu hücreyi seçtikten sonra tarih hücrenizi noktalı virgül tırnak içerisinde 4 tane G harfini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve Enter'a bastığımızda bu tarihin cuma olduğunu şöyle de tıkladığımızda her bir tarihin hangi günü olduğunu gösterebiliyoruz. Peki 4 tane G değil, 3 tane G koyarsak ne olur? Bu sefer bu ilgili günün kısaltılmış halini bakın 3 harfli bir şekilde yazmış olur. Bu durumda 2'yi de merak ediyor olabilirsiniz. 2'ye çektiğinizde de pardon şöyle yapalım en baştan yapalım. 2 tane yazdığınızda da bunun hangi gün, kaçıncı gün olduğunu zaten 16. gün olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde buraya yazmış olur. Tabii daha çok kullanımı bunun 4 harflisi veya 3 harflisidir. Eğer 5 tane koyarsanız yine fark etmez. 4 harf koymuşsanız hangisini yapıyorsa yine aynı hücreye çevirmiş olur. Ay içinde yine aynı şekilde arkadaşlar. Text'i seçtim. Hücremi seçtim. Noktalı virgül tırnak içerisinde 4 tane A yazdım ve kapattım. Gördüğünüz gibi Haziran diye bunu çevirmiş oldu. Benzer şekilde 3 tane A yazarsanız bunu kısaltılmış bir ay olarak kolay bir şekilde yazmış olursunuz.